Öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Olayı anlatır mısınız? Nasıl oldu? Olay sabah saat 10 sıralarında. Biz iki tane kurban bayramı için kurbanlık koyun almıştık. Onlar bahçenin böyle hemen otlu yerine çıkarmıştık. Orada otlarken hayvanlar 5 tane köpeğin saldırısına. Biz hemen şöyle bir içeriye ihtiyaç için girmiştik. Çıkana kadar köpekler 5 tane köpek saldırdı. Çıkınca eşim koştu. Koşunca köpekler ona saldırdı. Eşim içeriye kaçtı, girdi. Eline de tabii bir şey yoktu. Sopayı aldı, koştu. Köpeklerin üzerine köpekler kaçtılar tabii. Ama o arada koyunların karnını parçalamışlar. Bağırsıklarını falan çekmişler dışarıya. Bir tanesinin kuyruğu falan parçalanmış. Derilerini parçalamışlar. Zaten sağ olsun yetkililer geldi, belediyeden geldiler hemen, karakoldan geldiler, tarım ilden geldiler, hepsi gerekenleri gördüler, yani baktılar. Ama gerçekten çok vahim. Benim bu duruma hakikaten, yani hayvanseverlerin lütfen evlerinde seviyorlarsa baksınlar hayvanları. Belediyeyi de çaresiz bırakıyorlar. Belediye de bir şey yapamıyor. İnsanlar müdahale etse bir sürü sıkıntı çıkıyor. Biz bundan çok muzdaripiz. Lütfen hayvan severler buna göz açsın. Ve hemen onun ardında bir kız çocuğuna saldırdılar. Eşim koyunları bıraktı. Bu sefer koştu çocuğu kurtarmaya. Ve şimdi park görevlisi orada gördü. Çocuk geldi ve kız çocuğu, 7 yaşında kız çocuğuna saldırdılar. Bu hakikaten çok acı ve vahim bir durum. Yani lütfen hayvan severler, eğer ki hayvanları seviyorlarsa birazcık da insanları sevsinler. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil. Biz hayvanı seviyoruz, evimizde bakıyoruz ama hayvanın her şeyini karşılıyoruz. Eğer ki hayvanı seviyorsa lütfen evinde baksın veyahut da onları bakabilecekleri yerlere çeksinler. Bu durum eşimi de üzerine hücum ediyorlar. Biz bunu, onu da yaşayabilirdik. Lütfen artık hayvanseverlere de rica ediyorum. Çıkıp da boş beleş şeylerle orada bağırmasınlar, müdahale etmesinler. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil. Yani biz hayatımızı ortada bulmadık. Kapımızın önüne çıkamayacak mıyız? Bahçemizin önüne çıkamayacak mıyız? Ve çok, gerçekten çok acı ve vahim bir durum. Resimlerini de görebilirsiniz. Çok acı insan. Tamam da biz bunun maddiyatını bıraktık. Bunun biz şeyini üzülüyoruz. Hayvanları aldık getirdik kurban bayramı. Bizim geleneğimiz, göreneğimiz, bizim evimizde bayram hayvanımızın olması lazım. Biz yani getirmeyecek miyiz, bakmayacak mıyız? Lütfen hayvanseverlerden tekrar rica ediyorum. Hayvanlarına sahip çıksınlar. Çıkmayacaklarsa bıraksınlar belediyeye, belediye gereğini yapsın. Sabah geldiler. Teşekkür ediyorum. Hepsine ayrı ayrı. Hiç bizim karakoldan geldiler. Polis memurlarına teşekkür ediyorum. Tarım ilden geldiler. Teşekkür ediyorum. Belediyeden hemen geldiler. Teşekkür ediyorum. En azından bir nebze bizi orada rahatlattılar. Ama gerçekten çok hepsi gördü. Çok acı verici bir şey. Ve ben artık daha susamayacağım. Bizim de köpeğimiz vardı. Bizim de teriyer köpeğimiz vardı. Biz hiçbir zaman hep kontrolümüzdeydi. Biz hayvan sever insanı sevmesek zaten koyunları alıp getirmezdik. Ama bu demek değildir ki ben getireceğim de orada dışarıda hava atacak. Ben aynı şeyi İzzet Paşa Mahallesi'nde de yaşadım. Köpekleri salıvermişler. Köpekler insanlara hücum ediyor. Neymiş? Köpek sever orada şeymiş. Karşı çıkıyormuş. Böyle hayvan severlik olmaz. Böyle olmaz. Hayvanı seviyorsan insanı seviyorsan hayvanı da seveceksin. Hayvanı seviyorsan insanı da seveceksin. Yani bizim hakikaten canımız çok yandı. Kimselerin de canı yanmasın. Lütfen bu konuya en kısa zamanda bir çözümün bulunmasını arzu ediyoruz. Başka da ne diyeyim? Yani çok canım acıyor. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım.
sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'ı indirin, Erzincan'dan haberiniz olsun.